Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Aslında çok uzun zamandır aklımdaydı. Tamam, uzun turculuk güzel, bikepacking'i seviyorum. Ama eski bir dağcı olarak bisikletle doğada olmak hep aklımın bir köşesindeydi. Ben de hazır fırsatını bulmuşken ne yaptım? Kendime bir adet dağ bisikleti satın aldım. KTM Ultrafire 29 inç tekerlere sahip hardtail bir dağ bisikleti. Hatırlayacaksınız, daha önceden KTM'in Life Action modelini kullanmıştım arkadaşlar. Dağ bisikletinde de yine kalitesinden ve markasından emin olduğum, kadrolarını Avusturya'da üreten, Paris Dakar Rally'sinin efsane motorlarını üretmesinden dolayı arazi konusunda uzman olan bu markayı tercih ettim yine. İlk etapta kadronun özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Kadro alüminyum alaşımdan üretilmiş. Açıları itibariyle yükselen üst borusu arka çatal arasındaki teker genişliği mesafesi olarak klasik bir hardtail MTB diyebiliriz. Dizayn olarak bakacak olursak KTM turuncusu tercih edilmemiş, fakat yine KTM'in kendi dizayn izlerini kırmızı olarak bu bisiklette de görebiliyoruz. Aynı şekilde yine üzerinde KTM'in Made in Austria yazısı üzerine yazılmış. Bunların haricinde bahsetmem gereken kadro ile ilgili kablolar, fren, vites, tel kabloları. Teller, vitesler inline değil, yani kadronun üstünden geçiyor. Evet, bu estetik olarak çok güzel görünmese de pratikte, özellikle dağda çamurda sürecek vatandaşlar için, pratikte müdahalesi kolay olduğu için bana göre güzel tasarlanmış. Bisikletimizin donanımsal özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, gidonda flat bar bir MTB gidonu kullanılmış. Gidon, gidon boyunu ve sele borusu arkadaşlar KTM'in kendi ürünü olan KTM Comp, yani KTM komponentleri diye üzerine logo vurulmuş parçalardan oluşuyor. Konfor kısmına geçtiğimizde yine sele ve elciklerde KTM kendi parçalarını tercih etmiş. Şu an kullanıcı deneyimim olmadığı için estetik olarak güzel dursa da rahatlığı konusunda bir şey söyleyemiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda mutlaka bu videonun altına test ettikten sonra açıklamalar kısmına deneyimlerimi sizinle paylaşırım. Arka tarafta jant setine geldiğimizde jant çemberleri çift katlı bilezikli kaliteliyken, göbeklerde bu bisiklete yakışmayacak Turning marka göbekler kullanmış. Fakat KTM bu açığı şuradan kapatmış. Üzerinde Continental'in X-King, yani dağ bisikletinde en çok tercih edilen fiyat performans ürünü ve aynı zamanda kalitenin de göstergesi Continental lastikleri tercih etmiş. En son teknik özelliklerde değinip videomuzu bu hafta sonlandıralım. Teknik özelliklere başlayacak olursak ilk etapta frenlere göz atalım. M365, Shimano M365, Altus seviyesi frenler, hidrolik disk frenler tercih edilmiş. Fakat bu disk frenlerde, hidrolik frenlerde elcikler MTB'ye uygun olarak kısa elcik kullanılmış. Rotorlar yine başarılı 180 mm ölçüsünde rotorlar kullanılmış. Aktarım organlarına geçtiğimizde bisiklet tamamen full Deore setten oluşuyor arkadaşlar. Önde 40-30-22, arkada 11-36 ruble onlu bir sistem Deore kullanılmış ki bu diş oranlarıyla bu bisikletle traktör bağlasanız çekersiniz. Son olarak bu bisiklette her şey iyi mi? Hayır. Bu bisiklette öyle kötü bir şey var ki hiç de hoşuma gitmeyen bir şey, öndeki maşasından bahsedelim. Yani böyle bir bisiklet üretirken en azından bir havalı maşa koymak gerekir diye düşünüyorum ki üzerinde şu anda Santur'un NM giriş seviyesi gidondan kilitli uyduruk yaylı XCM modeli bir maşa kullanılmış. Yarın bir gün ben bu bisikleti kullanıp devam ettikçe yapacağım ilk şey bu bisikletteki değişiklik, maşasını uygun bir XC30 ya da 32 havalı bir RockShox maşayla değiştirmek olacaktır arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta
başka bir videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra benden biraz dağ bisikletiyle ilgili de biliyorum bazı yorumlarda serzenişte buluyorsunuz. Dağ bisikletini adam yerine koymadığımı düşünen arkadaşlar vardı. Bu olayı artık kenara çekiyoruz ki benim her zaman videonun başında da dediğim gibi gönlümün bir köşesinde dağ bisikleti yatıyordu. Önümüzdeki haftada yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.